tatlı. Peki Melody'nin hikayesinde böyle belirsiz bir şekilde kaldı, yarım kaldı gibi, değil mi? Peki Hatice, senin elinde Tayyip Uğur 1919 Kurtuluş Savaşı dönemini anlatıyor. Evet, çok güzel. Başlıyor. Çok güzel. Kaçıncı yüzyıl oluyor 1815? 19. yüzyıl. O zaman hemen oraya dönelim. Sefiller adından da anlaşılacağı gibi o 18. yüzyıl. Peki, evet. Ana kahramanımızın adı neydi? Jean. Daha Jean vardı. Daha başındasınız o zaman. Devamını getirmediniz. Peki, hemen zamanımızdan önce bahsettik zaten. Bu da yine 19. yüzyılın sonları. Yoğun bir ders süreçleri var. Özellikle bizim ortaokul olduğu için haftada 35 saat çocuklarımız ders görüyor. Bazen destekleme yetiştirme kursu da görüyorlar günlük ve 9 saate yakın ders görüyorlar. Ve bu ders süresi boyunca inanın motivasyonları dersin ortasında düşebiliyor. Ancak bu proje sayesinde inanıyorum ki çocuklar dinlenmiş ve daha zinde bir şekilde derslerine girecekler. Ve daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. Peki. Okul 2023 projesi kapsamında 40 dakika ders, 40 dakika teneffüs etkinlikleri gerçekleştirilecek ve bu sayede çocuklarımızın bireysel gelişimleri sağlanmış olacak. Bizim uygulamak istediğimiz proje kapsamında 40 dakika teneffüslerde öğrenciler aslında algının tamamen dışında olan bir proje bu. Yani teneffüs çocuklar bahçede kendi başlarına boş boş dolanmayacaklar. Tam tersi okulumuz tarafından planlanmış spordan sanata, bilimden müziğe, resime, model uçak yapımına kadar farklı alanlarda eğitim alacaklar. Kendilerini geliştirme imkanı bulacaklar ve kendi bireysel yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlamış olacaklar. Biz de onlara öğretmenler olarak bu konuda yardımcı olacağız. Normal sistemde sadece fen dersi, matematik dersi, Türkçe gibi derslere girerek sadece aslında bilim ağırlıklı eğitim alıyorlardı ve sanat ve sosyal alanlardan uzak kalıyorlardı. Fakat şimdiki projede bunların tamamını geliştirme imkanı bulacaklar. Gayet güzel olacak bence. Hani çocukların okula gelme eğlencesi daha güzel olacak. Dersi nasıl geçtiğini anlamayacağız. Daha eğlenceli geçecek bence. Yani Aikido varmış. Öyle düşünüyorum. Onu seçebilirim. Gitar dersleri varmış. Onu düşünüyorum. Bence satranç düşünüyorum. Hep istediğim şeydir zaten satranç öğrenmek. Ve onun dışında bir de dramayı düşünüyorum. Hani kendi içimdeki yeteneği keşfetmek istiyorum. Ve tiyatroda yer almak istiyorum. Dramada yer almak istiyorum. Ben satrancı seçimi düşünüyorum. Zaten oynamayı biliyorum. Kendimi daha çok geliştiririm. Böylece turnuvalara katılabileceğimi düşünüyorum. Onun dışında bir de yaratıcı dramayı düşünüyorum. Yeteneğimi açığa çıkarabilirim.